Merhaba arkadaşlar, Matematik Harfisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıf 1. dönem 1. yazılıya hazırlık olan mantık, kümeler ve sayı kümeleri ile ilgili soru çözüm ve konu anlatımı yapacağız. Hazırsanız ilk sorumuzla arkadaşlar başlayalım. Birinci sorum gelsin bakalım. Birinci sorum arkadaşlar V veya'nın özelliği ile ilgili. Şimdi biz bu V veya'nın özelliğini nasıl tanımlayacağız? Önce ondan başlayalım. Böyle basit bir şey çizersem ben size. P, şöyle hemen kalemi dikleştireyim arkadaşlar. P, Q, P veya Q diyelim. Burada arkadaşlar P, Q, P ve Q diye yazalım. Özelliklerim. Şimdi biz bunları şöyle tanımlarsak. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Veya da biz bunu toplama gibi düşüneceğiz. İçinde bir tane 1 olması yeterli. 1 ve 1 veya 1, 1. 1 veya 0 yine 1, 0 veya 1 yine 1 arkadaşlar, 0 veya 0 sıfırı verecek. V bağlacı da bizim için çarpma gibi düşünülebilecek bir bağlaç arkadaşlar. Biz bunu 1 0 1 0 olarak yazarsak içinde iki tane birin olması lazım ki bir olsun. İçinde bir tane sıfır varsa kesinlikle biz buna sıfırdır diyeceğiz. Baktığımızda bu iki bağlacın özelliklerini yazdık. Konunun özetini vermiş olduk. Şimdi bakalım. P veya 1. Biz dedik ya veya da kesin bir bulunursa birdir dedik. Bu kesinlikle doğrudur. P veya 0 dediğimiz arkadaşlar 0 veya da ben 1 yazarsam 1 çıkar. Bu da doğrudur. Bir sıkıntı yok. P veya P'nin değili. Şimdi biz veya da dediğimiz gibi içinde bir tane kesin 1 bulunması lazım. P veya P'nin değilinden içinde kesin bir tane 1 olacağı için sonuç 1'e eşittir. Doğru. P ve 1. Şimdi bakın ben 0 desem arkadaşlar 0 çıkar. 1 desem 1 çıkar. Yani biz bunu P'ye bağlı yapacağız. Burası da doğru, bir sorun yok. P ve 0 dediğimiz ifade yine çarpım gibi düşünürsek bu da doğrudur. P ve P'nin değili. Yani bunlar zıt gelecekler. Zıt gelecekler için çarpım gibi düşünürsek arkadaşlar 0 olmak zorunda. Burası da doğrudur. Yani buradaki verilen her bir madde doğru olduğu için hepsi doğrudur diyeceğiz arkadaşlar. Diğer bir sorumuzla devam edelim. İkinci sorudayız arkadaşlar. Yukarıdaki denkliklerden kaç tanesi doğrudur demiş. Şimdi bakın biz bunu toplama gibi düşüneceğimizden dolayı arkadaşlar veya bağlacını. Burada ne diyeceğiz o halde? Bu ifademiz doğru. Bir sıkıntı yok. P ve 1, 1'e bağlı. Bu da doğru. Burada da bir sorunumuz yok. P veya 1, 0 mı? İçinde veya bağlacı 1 oluyorsa kesinlikle 1 olması lazım. Bu yanlıştır. Burada arkadaşlar yer değiştirme özelliğinden bahsedebiliriz. Burası da doğru. P ve P'nin değili 1 değil. İşte biz bunu çarpma gibi düşündüğümüzden dolayı 1 çarpı 0'dan ya da 0 çarpı 1'den arkadaşlar cevabımız 0 gelecek. Yani biz burayı da doğru kabul etmeyeceğiz. Hangileri doğru oldu? 1, 2, 4 seçeneği doğrudur. Diğerleri yanlıştır diyeceğiz. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Sorumuz arkadaşlar yine V veya'nın özelliği ile ilgili. Başlayalım hadi. Şimdi burada arkadaşlar bir ifade V'si 1'e eşit de, yani P ve Q dediğimiz ifade 1 ise arkadaşlar hem P'nin 1 olması lazım hem de Q'nun 1 olması lazım. Bu V'nin ayırt edilebilen bir özelliği. Bakın arada V bağlacı var ve biz bunun soldakine de 1 diyeceğiz, sağdakine de 1 diyeceğiz. O halde buradan başlayalım. P ve Q'nun değili 1. Burada da arkadaşlar Q veya R ifadesi yine 1'e eşittir. Buradan yorumlamaya başlarsak, yorumlamaya önce arkadaşlar V bağlacında sağdaki ve soldaki 1 olacaksa burası da 1'dir. Burası da 1 olmak zorunda. Şunu yazalım. P1 geldi. Bir sıkıntı yok. Q'nun değili 1 ise Q dediğimiz ifade 0'dır. Ben burada Q'ya 0 deyince arkadaşlar veya bağlacına 1 gelmesi için R ifadesinin de 1'e eşit olması lazım. Yani biz R'ye de 1 diyeceğiz. Hepsini yazdıktan sonra gelip yan tarafta uygulayalım. 1 veya 0 bana 1'i verecektir. Doğru. P'nin değili. P zaten 1'di. Değili 0 yapar veya R'nin değil arkadaşlar 0. 0 veya 0 0 verir. Burası da doğru. Bir sorun yok. Q dediğimiz ifade zaten 0'dır. R'nin değil arkadaşlar 0 olduğu için 0 veya 0 0 verecek. Yani bu arkadaşımız yanlıştır. Q'nun değili dediğimiz ifade 1'dir. R dediğimiz ifade arkadaşlar 1 olduğu için arada zaten çarpım gibi düşünürsek 1 gelecek. Burası da doğru. Önce şu parantez içini yapalım. P dediğimiz ifadeye 1 dedik.
Q dediğimiz ifadeye sıfır desek arkadaşlar burası kesinlikle sıfır çıkmak zorunda. Ve R'de 1 de zaten yine ben bunu çarpım gibi düşünürsem arkadaşlar sıfıra eşittir. Burası da doğru. Sadece 3 dışında bütün seçeneklerimin hepsi doğru gelecektir. İse bağlacındayız arkadaşlar. Bu sorumda ise bağlacının kullanım özelliği. Bakın, ise bağlacında bana yanlış bilinen bir ifadeyi soruyorsa orada bir kuralım var. Yüz kuralım. O kuralım da yazacağım ama üniversite sınavında olsun, normal denemelerde olsun bana en çok sorulan ifade arkadaşlar isenin yanlış çıkmasıdır. İse yazalım P. Q, T ise Q'yu yazdık arkadaşlar. Yine biz bunları isimlendirirsek 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 olarak yazarsak burada arkadaşlar 100 kuralımız var. Yani 1, 0 dışındaki bütün seçeneklerin hepsi 1'dir. Biz şu kuralı işte yani 1 ile başlayıp 0 ile devam eden kurala 100 kuralı diyeceğiz. Burada bunu yazdık. 100 kuralı varsa orada 0 vardır. Şimdi bu arkadaşımız yanlışmış, değil mi? Demek ki buranın 1 olması lazım. Buranın da 0 olması lazım. R'yi kesinlikle ben ne biliyorum? 0 biliyorum. P ise Q'yu da arkadaşlar kesinlikle 1 biliyorum. Ha, burada P ise Q'nun birçok seçeneği olabilir. Misalen 1'e 1 olabilir, 0'a 1 olabilir, 0'a 0 da olabilir. Bana her zaman doğru olan seçeneği sormuş. Hatta gelip onların seçeneklerini de yazalım. Mesela ben buna 1'e 0 diyebilir, 1'e 1 diyebilirim. Yanlış olur 1'e 0. 0'a 1 diyebilirim arkadaşlar. 0'a 0 diyebilirim. Hangisi her zaman doğrudur demiş. Şimdi bakın. P ise Q doğru mudur? Çünkü biz bunu bulduk. Doğru bir ifadedir. Sorun yok. Q ise R doğru mudur? Şimdi Q ise R. R kesin sıfırla bitmeyecek mi? Bitecek ama ben Q'nun ne olduğunu bilmiyorum. Bakın 1 1 de olabilir, 0 da olabilir. Yani 1 olursa sonuç 0 çıkar, 0 olursa sonuç 1 çıkar. Bu kesin doğru değildir. Yani ben bunu bilemem arkadaşlar. R'nin 0 olma durumunda P ne olursa olsun fark etmez. Yani ben 0'la başlayan bir ifadenin sonu ne olursa olsun arkadaşlar devam eden kısmı kesinlikle 1'dir diyeceğim. Bu kesin doğru. Cevabımız 1 3 ama ben 2'yi kesinlikle doğru kabul etmeyeceğim. O halde cevabımız 1-3'tür. Diğer sorumla devam edelim arkadaşlar. Bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir demiş. Şimdi burada yapmam gereken şu aslında. Burada özelliği bileceğim arkadaşlar. P ise Q neye eşittir? Bakın burası önemli. Kural olarak yazdırıyoruz. Burada arkadaşlar solda bulunan ifadenin değerini alıyorsun veya Q şeklinde yazarsan biz bu eşitliği sağlamış olacağız. Unutma. İse bağlacı varsa soldakinin değerini alıyorsun, sağdakinin olduğu gibi yazıp veya bağlacıyla birleştiriyorsun. Şöyle bir ifade sorsam misalen bana P veya Q dese atıyorum. İse R dese arkadaşlar yine mantık aynı. Soldakinin değerini alıyorsun. P veya Q'nun değeri veya R olarak bulunacaktır bu da. Yani mantık olarak bu. Şimdi geldik buraya. Bakın benden bunun dengini sorduğuna göre arkadaşlar sağdaki, soldakinin ben değilini alıyorum. Yani P'nin değilinin değili. Araya ben veya bağlacını attım ve P'nin değili veya Q dedim. P'nin değilinin değili kendisi de zaten P ve P'nin değili veya Q diyeceğim. Ben bunları istediğim gibi yer değiştirebilirim. Yani P veya P'nin değili ve veya Q dedik. Bunu neden yaptım arkadaşlar? Hepsi veya bağlacına bağlı olduğu için. P veya P dediğimiz ifade arkadaşlar zaten bir gerçek zıttı olduğu için bir veya Q da bana kesinlikle biri vermesi lazım. Yani cevap bir olarak bulunacaktır. Yine arkadaşlar ise'nin kullanımı ile alakalı bir soru. Bir de ben hemen kuralımı yazayım unutmayalım. P ise Q derse arkadaşlar P'nin değili veya Q'yu yapıştıracağız biz. O halde biz bu isenin kullanımını şuraya açalım. Birincisi P'nin değili veya Q'nun değili olacak. Çünkü sol taraftakinin değilini alacağız. Veya P'nin değilinin değili kendisi hatta yazalım karıştırmam adına. Veya arkadaşlar Q diyeceğiz. Ve biz her bir ifade veya bağlacına bağlı olduğu için ben istediğim gibi yer değiştirebilirim. Yani P'nin değili veya P'nin değilinin değili kendisi olduğu için P dedim. Bunları yan yana alabilirim. Veya arkadaşlar Q'nun değili veya Q diyebiliriz.
Burası zaten bir geldi zıtlı olduğu için burası da bir geldi arkadaşlar. Bir veya bir de bana biri verecektir. Cevap yani bir olarak bulunur. Bu soru mu arkadaşlar? Üniversite sınavında çıkmış bir soruya çok çok benziyor. Bu bir. İkincisi denemelerde karşımıza çıkabilecek soru tiplerinden bir tanesidir. Üçüncüsü arkadaşlar hem temel kavramları hem de mantık konusunu beraber örgüleyen bir soru. Yani önemli ve güzel bir soru. Şimdi biz şunu biliyoruz. Bu ifade 3 tane ifade vermiş bana. Bu ifade yanlışmış. Yanlışsa biz buraya ne yazacağız? 0. Şimdi biz burada 100 kuralını uygulayacağız. Yani bu arkadaşlarımız 1 olurken bu arkadaşımız 0 olacak. R'ye 0'ı yapıştıracağız. Neyi biliyoruz bu arada biz? P ve Q'nun 1 olduğunu biliyoruz. Bu halde ben P'ye 1 diyeceğim. Q'ya da arkadaşlar 1 demem lazım ki V bağlacındaki bir koşulunu sağlasın. Şimdi gel bunları yapalım. 1. P olayı 1 zaten bir sorun yok. Yani bu doğru. Q olayı da doğru sorun yok. R olayı yanlış işte. Yanlış işte ben bunun doğrusunu bulayım. Yani C küçük sıfırsa bir de sıfırdan farklı sayılar bunlar. Bunun arkadaşlar doğrusu yani R'nin değiline ben doğru diyeceğim. Burası da C büyüktür sıfır olması lazım. İşte biz değerlendirirken bu üçünü değerlendireceğiz. Bu bir. Üçünü değerlendirdiğimizde olay bitecektir. Şimdi geldik ABC'nin işaretlerini bulmaya. 1. C büyük sıfırsa C kesinlikle pozitiftir. Cepte bu. Geldik A ve B'yi bulmaya. Şimdi arkadaşlar C kesin pozitif bir sayı bunu yazdık. Bunların toplamının negatif çıkması için A sayısı kesinlikle negatif olması lazım. Onu da yazdık. A negatifse üste yazalım. Şimdi ben bunun toplamının sıfır olmasını istiyorsam B sayısı da arkadaşlar kesinlikle artı olması lazım ki nötrleyip sıfırlasın. V de artı olacak. Bunları yazdık. A, B, C'yi sıra sıra işaretlerini yazarsam eksi, artı ve artı diyeceğim. Bu kadar bir sorun çözüm. Evet arkadaşlar. Bir matematik ifadesi vermiş bana. Matematik ifadesinin olumsuzluğunu istiyor. Öncelikle biz matematiksel simgelerin olumsuzluğu ne anlama gelir? Onları bir yazalım sizle. Yani şuraya yazayım ben. P ve P'nin değili değil, diyelim. Burada arkadaşlar P olarak kullandığımız ifade misalen eşittirse bunun değili eşit değildir. Diyelim ki ben bir ifade kullanıyorum. Ne olsun ifademiz? Küçüktür olsun. Bunun eşit değili küçük değildir. Misalen küçük eşittir olsun arkadaşlar. Bunun değili büyüktür. Diyelim ki büyük eşittir olsun. Bunun değili tam tersini yazacak bitireceksin. Diyelim ki arkadaşlar bazı ifade bu her ifadesi vardır. Herdir bu. Bunun değil de bazı anlamındadır. Ve bazı ifadelerinin değil de arkadaşlar bize heri verecektir. Yani biz bu simgeleri gördüğümüz ifadeleri tersini almada kullanacağız. Ama şurada şöyle bir olay var. İse bağlıcı var. Şimdi biz bunun olumsuzunu alırken ne yapmamız lazım normalde? Değilini almamız lazım değil mi? Şimdi biz bu arkadaşa P diyelim. P. Buna da Q diyelim. Yani bizden şunu istiyor aslında. P ise Q'nun değilini istiyor. Çok güzel. Hiçbir sorun yok. Biz bunu öncelikle veya bağlacına çevirelim. Ve veya bağlacına çevirmeyi öğrendik zaten. P'nin değili veya Q diyeceğiz arkadaşlar. P'nin değili veya Q dediğimiz ifadede biz bunun neyini alacağız? Değilini alacağız. Değilini alırken de Demogun kuralı var. Bakın onu şuraya yazayım ben. Kural önemli. P veya Q verilirse bana. Ben bunun değilini alırsam P ve P'nin değili ve Q'nun değil olur. Aynı mantıkla P veya Q'nun V bağlacı olarak değilini alırsam kuralı yazıyorum bu arada. P'nin değili veya Q'nun değil olarak ben bunu çevirmiş olurum. Ha, şimdi ben burayı bitirdim. Gelip arkadaşlar bunun değilini alırsam P'nin değilinin değili kendisidir. Arada V bağlacı var ve ben Q'nun değili diyeceğim. Matematiksel ifadeyi çevirelim. Matematiksel ifadeyi çevirirken arkadaşlar şöyle diyeceksiniz. P'yi olduğu gibi yazacaksınız. Yani her x eleman tam sayı için x büyüktür 0. Bunu şunu tekrar söylüyorum. Her x eleman tam sayı için pozitif ya da negatif olduğundan bahsetmiyor. X sıfırdan büyüktür. Bunun okunuşu bu. Araya V bağlacını ekliyorsun. V bağlacını ekledik. Geldik buraya. Q'nun değili. Ha, ben burada sadece değilini alacağım. Bunun değilini alırken arkadaşlar her x eleman doğal sayı için
X sıfırdan küçük eşittir diyeceğim. X sıfırdan büyük eşittir. Eşittir'i kaldırıp büyüktür diyeceğim. Bitti. Burası da böyleydi. Tekrar söyleyeyim. Ben birinci olduğu gibi yazdım. Çünkü P bağlacı değişmedi. Araya V bağlacı geldi. Q'nun değili de her x eleman doğal sayı, virgül x sıfırdan küçük değil de biz bunu büyük olarak değiştirip eşitliği de silersek olayı bitirmiş olacağız. Yani arkadaşlarım cevabım bu gelecektir. Bir ifade vermiş bana. Ben bunu matematiksel bir mantık sembolleriyle göstereyim arkadaşlar. En az bir gerçek sayının teker teker okuyalım. En az. En az bağlacı bize neyi verecek? Ona bakalım. En az dediğimiz arkadaşlar en az bir. Bu ters eğile gösterilen bir artı. Gerçek sayı dediğimiz ifade reel sayıdır. Sayımız arkadaşlar x olsun. Karesi sıfırdan küçüktür. Karesi olsun bir küçüktür var bir sıfır var değil mi? Bunları birleştireceğim bakın. Her birini teker teker yazdım. Ne anlama geldiğini yazdım. O anlamların nasıl birleştirileceğini şurada gösterelim. Burada arkadaşlar gösterirsek diyeceğiz ki bazı elemanlar x elemanları ne olacak arkadaşlar? Reel sayılar sayısının karesi sıfırdan küçüktür. Bitti. Sadece böyle göstereceğim. Bakın sembolleri teker teker neye karşılık geldiğini buldum ve karşılık geldikten sonra arkadaşlar matematiksel ifade olarak göstermiş oldum. Şimdi bizde bunun doğru ya da yanlışını sorabilir. Bazı x ifadeler yani bazı reel sayılar burada bir tane doğru olması yeterli. Kare sıfırdan küçük müdür? Değildir, değil mi? Çünkü bütün sayıların karesi sıfırdan büyük ya da sıfıra eşittir. Onun için arkadaşlar biz bu ifadeye yanlış diyeceğiz. Eğer ki doğru ya da yanlışını sorsaydı. Bu şekilde bitecek sorumuz. Bir diğer sorumuzla devam edelim hadi. Bu sorum arkadaşlar arkada çözdüğümüz bir soruya çok çok benziyor. Sorum da bana bu ifadenin değilini sormuş. Bakın ben bu ifadeye P dersem, bu ifadeye de arkadaşlar Q dersem. P ise Q'nun değilini benden soruyor. Yani şunu yapmam lazım aslında. Önce ben bunu veya bağlacına çevireyim. P'nin değili veya Q'nun değilini alırsam arkadaşlar P ve Q'nun değil olarak ortaya çıkar. Arkada zaten detaylı bir şekilde anlattım size bunun. Demogun'u anlattım. Bu isenin veya çevrilme halini falan anlattım. Biz bunu bu şekilde bulduk. Bunun değili bu geldi arkadaşlar. Şu olacak yani. Ben birinci ifade olduğu gibi yazacağım. İkinci ifadenin değilini alıp V bağlacıyla birleştireceğim. Bu halde yapalım. Birinci ifadeyi arkadaşlar olduğu gibi alalım. Yani A eşittir 0 veya B eşittir 0 yazdık. Arada ne var? V bağlacı var. A çarpı B. Bunun değilini almak için ise sadece eşitin biz karşılık geldiği değilini alacağız. Yani P eşit de P'nin değil arkadaşlar eşit değildir. Biz bunu sadece eşit değil olarak alıp olayı bitireceğiz. Bu kadar da sorumuzu bitirmiş olduk. Sizden böyle bir şey istenirse değilini arkadaşlar alıp bitirirsiniz. Kümeler konusundayız arkadaşlar. Kümelerde ilk etapta eleman sayısı bulmaya geldik. Şu simge bize SA denilen simge arkadaşlar eleman sayısını gösterir. Bize böyle uzun 100'e kadar sayılmış elemanlardan oluşan bir küme verilmiş. Bunun benden eleman sayısını soruyor. Böyle eğer ki sonlu bir dizi olarak yazdıysa ya da bunun sonlu bir aritmetik olarak yazdıysa arkadaşlar terim sayısını bulmanın çok basit bir yolu var. Muhtemelen hocalarımız da söylemiştir. Terim sayısı formülü bu önemli bir formül. Bakın her yerde kullanacaksın bunu. Ve bundan sonra hayatın her yerinde karşına çıkabilir. 4 yıllık üniversite yaşamında. Şöyle diyeceksin. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 diyeceksin. İşte bu formül bu soruyu sana çözdürecek. Ve belki karşılaştığın birkaç tane soruyu yine bu formül sana çözdürecektir arkadaşlar. O halde başlayalım. Bunun terim sayısı bana A'nın eleman sayısını verecek. Yani biz son terim 100'den 4'ü çıkartıp artış miktarı bakın hepsi 3'er 3'er artmış.
3 artı 1 diyeceksin. 100'den 4'ü çıkartırsam 96 bölü 3 artı 1'den, 96'yı 3'e bölersem 32 artı 1. Buradan da arkadaşlar 33 tane terim vardır. Biz ne diyeceğiz o halde? Esa dediğimiz eleman 33 elemandan, Esa dediğimiz küme 33 elemandan oluşacaktır. Bunu bu şekilde bitirip yazmış olduk. Diğer sorudayız arkadaşlar. Sorumda x artı y eşittir 120, x ve y 2 basamaklı doğal sayılar demiş. A'nın eleman sayısını sormuş. Şimdi arkadaşlar A'nın eleman sayısını oluştururken x artı y'nin 2 basamaklı olmasına dikkat edeceksin. Yani ben buraya 120 diyeceğim. Yani böyle kafama göre sayı veremeyeceğim ama. Neden? Çünkü ben x'e 2 basamaklı deyip hava atıp 10 desem demek ki y 110 olacak. İşte bu olmaz. Çünkü y 3 basamaklı geldi. Ne yapacağız arkadaşlar onun için? Onun için biz y'yi 99 seçelim. En büyük sayı 99. Geri kalanını x'e verelim. Yani x ne olacak o zaman? Çıkardığımızda 21 gelecektir. 21 ile 99 toplarsak arkadaşlar kaçı verir bana? 120'yi verecektir. Sonra buraya 22 desem arkadaşlar buraya 98 diyeceğim. Böyle böyle devam edecek. Ben en son buraya yine 99 yazacağım. 2 basamaklı sayı ve y'yi 21'de bitireceğim. Bakın her biri 2 basamaklı sayılar geldi. İşte x'in üzerinden ya da y'nin üzerinden terim sayısını bulalım. Burada bakın yine terim sayısı formülünü kullandım arkadaşlar. Tamam, terim sayısını bulalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı kaçar kaçar artmış birer birer ve artı 1 diyorsun. 99'dan 21'i çıkardığımızda arkadaşlar 78 bölü 1 artı 1'den buradan da 79 tane terim vardır. Bu 79 terimin olması bize Esa'nın 79 elemanlı olduğunu gösterecektir. Bir diğer sorumuzla devam edelim. İletişim ve birleşimi ilgilendiren bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Şimdi bize demiş ki birleşimin en fazla olması için ne olması lazım diye sormuş bize birleşimin en fazla eleman sayısı. Şimdi arkadaşlar birleşimin en fazla olabilmesi için unutma şöyle hatta şunu şuraya yazalım. A birleşim en fazla isterse en fazla için A kesişim B'nin en az olması lazım. Bunun tersini de yazalım. A birleşim B ifadesinin benden en azı için A kesişim B'nin en fazla olması lazım. Çünkü ortak eleman ne kadar fazla olursa her birine düşen pay arkadaşlar o kadar azalır. Onun için birleşimimiz daha az olur. Kesişimimiz ne kadar az olursa yani ortak paydamız ne kadar az olursa A ve B'ye düşen eleman sayısı fazla olacağından dolayı biz bunu arkadaşlar yani kesişim en az olursa birleşimi çok fazla bulmuş oluruz. Onun için şuradan başlayalım. Önce bizden en fazla istedi. En fazlayı bulalım. Daha sonra arkadaşlar en azı yorumlayarak da bulmaya çalışalım. Bu tip sorularda ben şöyle yapıyorum. Kümemi çiziyorum. İki tane kümemiz. A ve B kümesini çizdik. Biraz daha birbirine yakın olmasını bekleyelim. Burası A kümesi olsun. Burası B kümesi olsun. Şimdi en fazla istediği için biz ne yapmamız lazım? A birleşim B en fazlaysa A kesişim B'nin en az olmasını istiyorum. En az olması için bak şu cümle önemli. A kesişim B boş kümeden farklı demiş. Eğer ki boş küme olsaydı 0 verip A'ya 5, B'ye 7 dediğim zaman arkadaşlar topladığım zaman 12 olurdu. Boş kümeden farklıysa burada en az bir tane eleman vardır. Bir eleman varsa A kümesinin toplam eleman sayısı 5'ti. A'nın dışına 4 kaldı. B kümesinin toplam eleman sayısı 7 idi. B'nin dışına arkadaşlar 6 kaldı. İşte bu kümenin toplamı bana A birleşim B'nin en fazla sayısını verir. Topladığımızda 11 olarak bulunur. En azı sorsaydı A birleşim B en az deseydi. Böyle bir şey yazması lazımdı en az için. A, B'nin bir alt kümesi değil demesi lazımdı. Çünkü alt kümesi olursa arkadaşlar A'yı B'nin içinde alırsın ve rahat bir şekilde hareket edersin. Böyle demesi lazımdı. Yani soruda o kök olurdu zaten. Eğer ki biz bunu da böyle yazalım arkadaşlar. Şimdi sorun bu değil ama biz sorunun farklı versiyonunu çözdük. En aza göre çözeceğiz. Buraya yine A ve B diyeceğiz.
En az olabilmesi için dediğim gibi kesişim elemanının çok fazla olması lazım. Şimdi B A'yı kapsamadığı için ben A'ya 1 veririm ve bunun kesişimine 4 veririm. Ben B'nin hepsini 7 bildiğimden dolayı B'nin dışına da 3 kalacaktır. İşte bunların hepsinin toplamı arkadaşlar A birleşim B'nin en azını verir bana. En az dediğimiz ifadede 8'i verecektir. Soruyu bir şekilde sormuş ama biz iki farklı şekilde çözmeye çalıştık. Size çıkan en fazla ya da en az sorularında şekil çizin. Kesişimi önce tahmin edin. Tahmin ettikten sonra arkadaşlar diğerlerini çok rahat bir şekilde yerleştirirsiniz. Bir diğer sorumla devam edelim. Bir sorumda kartezyen çarpımından gelsin arkadaşlar. Kartezyen çarpım dediğimiz ifadeler bunların sıralı ikili olarak yazılması sonucu ortaya çıkan kavramlardır aslında. Bir küme olarak verilen şeyin arkadaşlar alt kümesi olarak gösterilebilir. Misalen bunlardan bağımsız söylüyorum. Bir tane A kümesi olsun. 1'e 2. Bir tane B kümesi olsun arkadaşlar. A'ya B. Küçük bir tanımlayacağım size. A çarpı B dediğimiz ifade böyle. Önce 1'e A alırsın, virgül. 1'e tekrar B'den devam edersin arkadaşlar. 2'ye A alırsın ve 2'ye B'de durup kapatırsın. Bu bize A çarpı B kartezyen çarpımını verecek. Şimdi kartezyen çarpımın bazı özelliği var. Diyelim ki biz A çarpı B kesişim C dediğimiz ifade ya da A çarpı B birleşim C dediğimiz ifadeyi şöyle yazabiliyoruz. Birincisi A çarpı B kesişim A çarpı C olarak yazılır. Ya da bir diğer arkadaşlar A çarpı B araya birleşimi atacaksın A çarpı C olarak yazacaksın. Yani biz bunları arkadaşlar bu şekilde birleştirip ya da ayırabiliriz. Aslında mantıkla kullandığımız ya da kümelerin bazı özelliklerini kullandığımız özelliklerle birebir aynı. O halde ben bu arkadaşı ararken diyorum ki A çarpı biz A'yı dışarı çektik. B kesişim C'yi sormuş benden. Önce arkadaşlar A'nın eleman sayısını bulalım. S A kaç elemanlı? 1, 2, 3, 4 elemanlı. Bir de şunu unutmayalım. Onu da ben not olarak yazayım size. Diyelim ki S A çarpı B'yi bulmak istiyorsun. Bunların elemanlarını ayrı ayrı çarpacaksın. İşte bunların eleman çarpımı bize A çarpı B'yi verdi. Buradan da arkadaşlar S A B kesişim C'yi bulalım. B ile C'nin ortak kesişen elemanları. Hatta şuraya yazalım onu. B kesişim C eşittir. Bakın ne ortak? B'ler ortak değil. C ortak. Onu yazalım. Daha sonra arkadaşlar D ortak. Onu yazdık. Virgül E ortak. R ortak değil. 3 tane ortak elemanı var. Biz buna da 3 dedik. İşte bundan eleman sayısı arkadaşlar 4 ve 3'ü çarptığımızda 12 olarak bulunacaktır. Bir sonraki sorumuza devam edelim hadi. Bu sorum kümelerde işlem sorusu arkadaşlar. Burada bakarken şu özelliği vermiş. A ve B ayrı kümeler. Bu ayrı kümeleri gördüğünüz zaman iki tane böyle ayrı bir küme çiziyorsun. İki tane ev düşün. Ve bu bir tane evimizin ismi A olsun. Diğer evimizin ismi arkadaşlar B. Bunların A ve B birleşim 24 ise yani bunların eleman sayılarının toplamı 24'tür. Diyelim burada ben B kümesine X desem arkadaşlar A kümesine de X artı 10 diyeceğim. Bütün elemanlarımızın toplamı 24 yapıyorsa bu da zaten 2X artı 10'a eşittir. Onu karşı tarafa atarsam 2X dediğimiz ifade 14 ise X de arkadaşlar 7 olarak bulunması lazım. Cevabımız 7'dir. Ha, bizden neyi sormuş? B farkı A'yı sormuş. B farkı A zaten bunlar ayrı küme olduğu için arkadaşlar direkt B'ye eşittir. S ve direkt burası 7 ise arkadaşlar diğeri 17 idi. Ve biz buna 7 olarak cevap vereceğiz. Bir diğer sorumuza devam edelim. Sorumuzda arkadaşlar bize A kesişim A birleşim B'nin değilinin değildi ve kesişim B olarak bir ifadeyi soruyor. Aslında biz bunları arkadaşlar V ya da veya bağlacına benzeterek de yapabiliriz. Kesişim ve bileşim özelliklerini kullanarak da yapabiliriz. Önce biz şu verilen kesişimi içeri dağıtalım teker teker. En son bunların değillerini alacağız. Kesişimi dağıtırsam arkadaşlar A'nın değili kesişim A.
araya bileşim atıyorum. A'nın değili, kesişim B'nin değilini yazdım. Ve ben bunların her birini arkadaşlar değilini alıp B ile kesiştireceğim. İşlemi dikkatli yapayım çünkü hata yapma ihtimalim fazla olur. A ile A'nın değil de A'yı kesiştirdiğim zaman burası ne gelecektir? Boş küme. Çünkü arada ortak bir eleman yoktur. Bileşim A'nın değili kesişim B'nin değilinin değil olarak yazacağım. Şimdi arkadaşlar bu zaten bir ifade. Hani ben bunu veya bağlacına benzetirsem topluma gibi düşüneceğim. Boş kümeli bir kümenin birleşimi kendisine eşittir. Yani burası arkadaşlar A'nın değili, kesişim B'nin değili ve biz bunun değilini alıp bu B bağlacıyla birleştireceğiz. Sonra biz bu değilini dağıtırsak arkadaşlar A birleşim B kesişim B kümesi olarak ortaya çıkacaktır. Eğer ki mantıkta şöyle bir kural hatırlıyorsak, diyelim ki P veya Q desin. Buradan P veya P ve Q desin arkadaşlar. Bunlar dağıtıldıkları zaman, yani tekrar işlem yapıldığı zaman kısır döngüye sebep olan ifadelerdir. İşte bunun cevabına biz P diyecektik. Bunun cevabına arkadaşlar yine P diyecektik. V veya'ya bağlı olursa dağıtıldığı zaman yine kendi ifadesini veren şeylerdir. Onun için arkadaşlar biz bu ifadeye de kesişim biz V bağlacı, bunu veya bağlacı olarak düşünürsek arkadaşlar bu direkt B'nin elemanına eşittir. Cevabımız B olarak çıkacaktır yani. Yazılılarda arkadaşlar değişmeyen fix sorulardan bir tanesi de budur. Kümelerde işlem sorusu. Kümelerde işlem sorusu öğrencinin takıldığı, zorlandığı soru tiplerindendir ama şekil çizdiğiniz zaman gerçekten ama gerçekten çok basit bir soruya dönüşür. Şeklimizi çizmemiz çok önemli. Şeklimizi çizerken arkadaşlar A ve B kümesini bu şekilde bir ayıralım. Şimdi arkadaşlar şekil çizdikten sonra ben buraya A kümesi diyeceğim, buraya da B kümesi diyeceğim. Buradaki verilen her bir ifadeyi yerine güzel bir şekilde yazarsak sorunu bitiririz aslında. A kesişim B'ye arkadaşlar X ile başlayalım. Unutma bir kümeyi ortaya çıkartırken önce A kesişim B ile başlarsın ya da hangi ifadeler varsa onların kesişimiyle başlarsın. Bu bir. A kesişim B'ye ben X dedim. A birleşim B dediğim ifade hepsini aldığından dolayı 6X'tir. Çünkü 6X demiş olduk. Biz burada arkadaşlar B kümesine X artı 6 diyeceğiz. Bakın B kümesinin hepsine ben X artı 6 dersem B'ye 6 kalmış olur. Yani sadece B'ye 6 kalmış olur. Yine A kesişim B'ye arkadaşlar ben X dersem bunun hepsi X artı 4 olmuş olur ve biz sadece A kümesine de 4 demiş olacağız. Bu içerideki elemanların toplamı yani 10 artı X dediğimiz ifade 6X olacak. Biz X'i karşı tarafa atarsak 5X dediğimiz ifade 10 ise X'de arkadaşlar 2'ye denk gelecektir. Bizden kesişimi sormuş. Kesişim zaten burasıydı. X dediğimiz ifade 2 olarak bulunacaktı. Bunu da bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Yine bir işlem sorusuyla devam edelim arkadaşlar. Burada işin içine değilinin farkı girmiş, birleşimi almış, kesişimi almış, evrensel küme almış. Diğer sorumuza nazaran bir basamak daha zor bir soru. Burada şunu yapacağız aslında. Önce bir evrensel kümeyi çizelim. Şu evrensel kümem olsun. Bakın bunları çizerseniz çok rahat bir şekilde yaparsınız. Yani kaçıracağınız soru yani soru kaçırmazsınız diyelim. Bu bir şekilde. Burada arkadaşlar şunları yazalım. Ben buraya A dedim, buraya da B dedim. İfadenin ne anlama geldiğini yazalım. Öncelikle arkadaşlar biz A fark B'yi bu şekilde göstereceğiz ve A fark B'yi bu şekilde göstereceğiz. Bu aynı zamanda A kesişim B'nin değiline eşittir. Bu özelliğimi de unutmuyorsun. A fark B dediğimiz ifade A kesişim B'nin değildir. Örneğin şuradan bakarsak bakın. A fark B'nin değili neye eşittir? Ben ikincinin değilini alırsam yani A kesişim B'nin değilinin değili o da arkadaşlar A kesişim B'yi verecektir. Yani burası aslında A kesişim B'dir. Şuraya bakarsak yani B'nin değili fark A'yı alırsam B'nin değili kesişim A'nın değilidir. Biz bunu şu şekilde düşünebiliriz aslında. B birleşim A'nın değilidir.
Hatta şöyle yazalım. Burası da A birleşim B'nin değilidir. Bunları yorumlayabilirsek sorumuz biter. Zaten A birleşim B'yi vermiş. Hepsini yerine yazalım. Burada arkadaşlar kat olarak yazmanız lazım. Kat olarak ben nasıl yazacağım? A birleşim B'ye ben şuraya yazalım. 5x dersem 5'in katı yani 5'e bölünebilen bir sayı olduğu için bu ifadeye arkadaşlar 2x diyeceğim. Bu ifadeye de 3x demem lazım. Öncelikle gelip kesişimi yazalım. Kesişim dediğimiz ifade 3x bu cepte. A birleşim B dediğimiz ifade arkadaşlar 5x. Hepsini biliyorsun 5x olduğunu. Ha, bu arada bakın kesişimi bana 9 vermiş. Zaten kesişimi 9 bilirsek diğerini yazalım. Hatta şuraya yazalım bakalım. A kesişim B 9'muş. Bunu yazdık. Başka? A birleşim B'nin değili 2x'ti zaten. 2x'ten x 3 olduğu için arkadaşlar şöyle diyelim bakın. 3x eşittir 9 gelecekse x dediğimiz ifade 3 olması lazım. 2x de arkadaşlar 6 gelir. A birleşim B'de buradan da kaç elemanını bulacağız o halde? 5x'ten 15 olarak bulunacaktır. Bunları yazdıktan sonra diyeceğiz ki A birleşim B'nin değeri yani şunun dışı bakın çiziyorum. O arkadaşlarımızın dışı 9, 6'ymış. Zaten A birleşim B'de arkadaşlar 15 olduğuna göre yani bunun hepsi de 15 şunu siyahla yazalım. Burası da 15 olduğuna göre evrensel kümemiz eşittir. 15 ile dışındaki 6'nın toplamıdır. Yani 21 olarak bulunacaktır. Soru güzel bir soru. Yani şu kavramları çok iyi oturtmamız lazım arkadaşlar. O da şu formülden geliyor. Bakın şu formülü de hemen bir kenara yazın. Önemli bir formül. Daha sonra biz bunları yazarak çıkartmış olduk. Bir sonraki soruyla arkadaşlar devam edelim. Sorumuza devam edelim arkadaşlar. Yine bir güzel küme sorusu ve burada liste biçiminde gösterilen bir ifadeden K'da bulunup M'de bulunmayanları çıkartmamı istemiş. Şimdi arkadaşlar sorum şöyle anlamam lazım benim. Önce gelip K kümesinin elemanlarını teker teker çıkartalım. Buna benzer bir soru çözmüştük zaten. K'nın eleman sayısı 40 ile 130 arasında ve 4'ün katı olacak. Ben buraya 40 yazabilirim. 44 yazabilirim. Aynı zamanda arkadaşlar 48 yazabilirim. Ve en son 128'de bitireceğim. Çünkü 130'dan küçük 128 sayısı 4'e bölünür. O halde biz bunun arkadaşlar terim sayısını bulalım. SK eşittir. Son terim 128'den 40'ı çıkaracaksın. Artış miktarı 4 artı 1 diyeceğiz. Düzenlersek burası arkadaşlar 88. 88'i ben 4'e bölüp 1 eklersem 23 olarak bulmuş olacağım. Yani K elemanımız 23. Bu ne anlama geliyor? Biz M'yi çıkartacağız. M'nin özelliği ne? 10'dan başlayıp 78'e kadar yazılan ve 3'ün katı olan sayılar. Çıkartacağımız ifade arkadaşlar şu olacak. K kümesiyle ortak alacağımızdan dolayı 12'nin katı 40 ve 128 arası sayılar oldu. Arası sayıları çıkart. Hatta at diyelim direkt. Atacağız onları. Tekrar söylüyorum. Biz M'yi çıkart ya K'da bulunup M'de bulunmayan elemanları tespit etmek için M 3'ün katı, K'da 4'ün katı olduğu için 12'nin katı olan 12'nin katı 40 ve 128 arası sayıları atacağız. Ama tabii M'ye bağlı olacak. O halde biz burada M'ye ne yazabiliriz? 12'nin katı 40'tan büyük sayılar. Yani 48 olabilir değil mi? M'nin değil aslında. 48. 8'e atabiliriz. Bir 12 fazlasını al arkadaşlar. 60'a atabilirsiniz. Onun dışında bir 12 fazlası 72'ye atabilirsin. Onun dışında bir 12 fazlası 84. 84'ü normalde atmam lazım ama atamam. Çünkü M kümesinin bir elemanı değil 84. O halde arkadaşlar K-M'yi alırken K kümesi zaten 23 eksi 3 tane elemanın benzer olduğu için 3'ünü atıyorsun. Cevabın 20 olarak bulunacaktır. Kartezyen çarpım olarak verilen bir ifade arkadaşlar. A ile A'nın değerinin çarpımı 7, A ile B'nin çarpımını 5 vermiş. Şimdi bunların çarpımının arkadaşlar 7 olabilmesi için ya birinin 1 7 ya da 7'ye 1 olması lazım. Şimdi ben bu alttaki ifade 7 desem hani
diğer ikinci verilende çarpımlarının 5 olması için ben A'ya kesinlikle 7 diyemem. A'nın eleman sayısı 1 arkadaşlar. B'nin eleman sayısı 5 olsun. A'nın değil de 7 çıksın. Bize neyi sormuş? A birleşim B'yi sormuş. Şimdi SA dediğimiz eleman 1. SB dediğimiz eleman arkadaşlar 5 ise ve bunlar ayrı kümelerse SA artı SB aynı zamanda A birleşim B'ye eşittir. Biz burada arkadaşlar 1 ile 5'i topladığımızda cevabımız 6 olarak bulunacaktır. Kartezyen çarpımla arkadaşlar kümeleri karıştıran bir soruyla devam edelim. A çarpı B kümesinin alt kümesini vermiş bana K eleman olarak. A çarpı B'nin bir alt kümesi ise arkadaşlar unutmayın şu ilkler A kümesinin elemanlarıdır. Hepsini A'da toplayabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. İkinciler de arkadaşlar B kümesinin elemanıdır. O halde biz A kümesinin elemanını sırayla yazalım. 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. 2'yi tekrar yazdığım için bir daha yazmıyorum. B kümesinin elemanlarını yazalım. En az dediği için bunlar bulunması gereken asgari elemanlar. B kümesinin elemanları ikinci elemanlar 3, 4, 5, 3'ü tekrar kullandığım için yazmıyorum. Bitti. Şimdi burada arkadaşlar en asgari elemanlardan eleman sayısının en az olduğunu bulabilirim. A birleşim B dediğimiz ifadenin eleman sayısını bulalım o zaman. A birleşimde 1 var, 2 var, 3 var, 4 var ve 5 var. Bunun eleman sayısı ise 5 olarak bulunacak. Birincisi 5 geldi. A kesişim B elemanlarını bulalım. X'in ortak olduğu elemanlar sadece 3 var. Çünkü başka gelmedi. Bunun ise arkadaşlar A kesişim B dediğimiz eleman sayımda 1'i verecek bana. Tamam, bunları çarptığımızda cevabımız 5 olarak bulunur. Bu aldığı en küçük değerdir. Hocam biz en büyük değeri nasıl bulacağız? En büyük değeri bu durumda bulamazsın. Çünkü diğer elemanların kaç olduğunu ya da neye sahip olduğunu bilmediğin için bu uzayabilir. Cevabımız 5 olarak bulunacak. Buna benzer bir soru çözmüştük arkadaşlar. Boş kümeden farklı A ve kümeleri için A birleşim B'nin en az elemanını soruyor. Unutma A birleşim B'nin en az olabilmesi için A kesişim B'nin arkadaşlar buradaki zaten elemanları biliyorsun. Bu elemanları yerine yazıp ifadeyi bulacaksın. Eğer ki bana sayısal bir değer verseydi bu sayısal değerde A birleşim B'nin elemanların en azı için kesişimin çok fazla olması lazımdı. Ama burada bana özel elemanları verdiği için şu şekilde çizeyim ben. Çizdikten sonra arkadaşlar elemanların özelliğine göre çıkartacağım. Bir A ve B kümesini oluşturalım. Burası A olsun, burası B olsun. Şimdi bakın A eksi B ya da A fark B, A kesişim B ya da B farkı arkadaşlar bu sayılardan oluşacakmış. Bu sayıları ben ortak bir katla birleştirirsem burası 4'ün katı olur. 6, 12'de birleştirmem lazım. Burası arkadaşlar 6'nın katı. Bu arkadaşımız da 3'ün katı olacak. A fark B dediğimiz ifade 4'ün katı. Burayı yazdık. A kesişim B 6'nın katı. Burayı yazdık. B fark A da 3'ün katı olduğu için burayı yazdık. İşte bunların hepsinin toplamı bana 13'ün katını verecek. Yani A birleşim B. A birleşim B en az ben K'ya 1 dersem burası da arkadaşlar 13'ü verecektir. A birleşim B eşittir 13 olarak çıkar. Bu sorum arkadaşlar kümede problem sorusu. Kümede problem çözerken öncelikle biz şunu yapacağız. Bir tane evrensel küme alacağız. Evrensel kümeyi tabi alma şartlarım da var. Her biri en az bir elemana sahip derse ben alamam. Ama öyle bir ifade belirtmediği sürece ben evrensel kümeyi almalıyım. Şimdi arkadaşlar içinde basketbol ve voleybol oynayanları çizelim. Şu arkadaşımız basketbol olsun. Bu arkadaşımız da voleybol olsun. Basketbol ve voleybol. Biz burada arkadaşlar her bir ifadeyi isimlendirelim. A, B, C ve D diyelim. Bize 28 kişilik bir sınıftan bahsetmiş. Yani bu arkadaşlarımızın hepsinin toplamı 28 gelecek bu cepte. Basketbol ve voleyboldan en çok birini oynayan. Ha, en çok birini oynayan bu biraz kafamızı karıştırabilir. Ya hiç oynayacak ya da arkadaşlar sadece bir tane oynayacak. Tamam mıyız?
En çok birisi ya hiç oynayacak ya da sadece bir tanesini oynayacak. Hiç oynayanlar D zaten. Sadece bir tanesini oynayanlar A artı C eşittir 25 mi? Zaten sorum çıktı aslında. A, C ve D'nin toplamı arkadaşlar 25 ise ben bunu karşı tarafa atarsam B dediğimiz eleman 3'ü vermesi lazım. Bu B zaten her ikisini oynayanlardı. Biz burada arkadaşlar 3'ü yapıştırıp bitireceğiz. Bir sorum arkadaşlar kümede tanım sorusu. Aşağıdakilerden kaç tanesi küme belirtir? Bir küme belirtmesi için arkadaşlar elimizde kümenin tanımı şu aslında. İyi tanımlanmış nesneler topluluğudur. Yani biz bunu iyi tanımlayacağız. İyi tanımlamadan kastımız arkadaşlar iyi tanımlanan diyelim nesnel yargılar olacak. Öznel yargılar olmayacak. Yani kendime göre bir küme yazamam. Türkiye'nin J harfiyle başlayan illeri normalde var mı? Yok. Boş kümedir. Bu belirtir yani. İyi tanımlamışız biz bunu. Ankara'nın ilçeleri belirtir. Sorun yok. Türkiye'nin en güzel şehirleri. Bana göre Gaziantep ya da başka şehir ama başkasına göre daha başka bir yer. Onun için arkadaşlar burası gitti. Kısa boylu futbolcular. Kısa boylu futbolcular derken neye göre kısa boylu ya da neye göre uzun boylu? Orada bir kıstas belirtmesi lazım. Yani orada tanım eksik aslında. Bu da bizim için. Ya da en kısa futbolcu deseydi bu da olurdu. Ama öyle bir şey belirtmemiş. Matematik sevilen bir derstir. Bana göre çok iyi. Yani çok sevilen bir ders ama bir TM öğrencisine göre ya da bir normal bir öğrenciye göre çok sevilen bir ders olmadığı için bu da çok iyi tanımlanmamış. Yani cevabımız arkadaşlar 1 ve 2'dir. Bir önermenin kaç tane doğruluk değeri var demiş arkadaşlar. Aslında şöyle biz buna değinmeden ben sona ekledim bunu. Önermede arkadaşlar en tane önermenin 200'e en tane doğruluk değeri vardır. Doğruluk değeri vardır diyeceğiz. Diyelim ki 5 tane önerme var. Ben bunu 2 üzeri 5 alırsam arkadaşlar 32 tane doğruluk değerim vardır. Yine bu arkadaşlar gelebilecek soru tiplerinden bir tanesi. Alt kümelerinin kaç tanesinde A bulunur demiş. Bakın bu soru tipi önemli. A bulunur, bulunmaz. Şuraya yazayım arkadaşlar. Bulunur. Bulunmaz sorularında hangi elemanı soruyorsa o elemanı at diyeceğiz. O elemanı at diyeceğiz. Yani o elemanı atıyorsun. Sen kaç tanesinde A bulunur dedi ya ben A'yı atıyorum arkadaşlar. 4 elemanım kaldı. 2 üzeri 4'ten 16 diyeceğiz. Bunu sorsaydı bana. A bulunur. B bulunmaz deseydi. A ve B'yi atardım arkadaşlar. 2 üzeri 3'ten 8 olarak bulunacaktı. Yani bulunur bulunmaz sorunu bunu yapıyorsun. Hangi eleman varsa onları atıyorsun. Geriye kalanlarla bir alt küme çalışması yapıp kaçıncı kuvvetini alıyorsan o kuvveti alıp bitiriyorsun. Bu kadar diye. Küme problemlerinde arkadaşlar işlem sorusuyla devam edelim. Bir sınıftaki öğrencinin 20'si futbol veya basketbol oynamaktadırlar. Futbol oynayanların sayısı 15, futbol ve basket oynayanların sayısı 7 olduğuna göre basketbol oynayanların sayısı kaçtır? Burada arkadaşlar bir tane küme çizeceksin. Bu kümenin tabii kesişimi de olacak. İki tane elemandan bahsettiğimiz için. Bunları bu şekilde belirtelim. Bir arkadaşlar futbolumuz var. Bir de basketbolumuz var. Bunların hepsinin toplamı veya dediği için 20 gelmesi lazım. Futbol oynayanların sayısı 15. Futbolun hepsi 15. Futbol ve basketbol oynayanların sayısı 7 ise biz buraya 7 yazdık. Futbol oynayanların hepsi 15 olduğu için arkadaşlar 15'ten 7 çıkartıyorsun ve bu kümeyi yazıyorsun. 8, 7. Biz tamamını 20 bildiğimizden dolayı buraya da arkadaşlar 5 kalacaktır. Bizden basketbol oynayanların sayısını sormuş. Sadece basketbol oynayanlar deseydi cevabım 5'ti ama basketbol oynayanları sorduğundan dolayı 7 ile 5'i toplayıp 12'ye eşitleyeceğiz. Bu sorum da bu kadardı arkadaşlar. Bakın hiç zorlanmıyorsunuz. Yapmanız gereken çok basit.
Şekil çiziyorsun. Şekilde verilen yerleri çok iyi bir şekilde yazarsan sıkıntı çekmeden soruyu çözmüş olacaksın. Bir de bunu bana yüzdeyle vermiş arkadaşlar. Bir sınıftaki öğrencilerin %70 matematik dersinden başarılı, %50'si tarih dersinden başarılıdır. Matematik ve tarih dersinin her ikisinden başarılı olan öğrenci sayısı 6 olduğuna göre, her iki dersten başarısız öğrenci olmadığına göre, yani bunların ortak kesişimi de var aslında. Asıl şey yok bu, yok burada. Evrensel kümeden bahsedemeyiz arkadaşlar. Evrensel kümeden bahsedemediğimiz için şöyle yapalım. Biri matematikten başarılı olsun, biri de tarihten başarılı olsun. Bunların arkadaşlar biz tamamına 100x diyelim. Şuraya yazalım. Tamamı 100x olsun. Biz arkadaşlar hepsine 100x dersek böyle. Bunların %70'i matematik. Yani şurası 70x'i matematik. Burası arkadaşlar 50x'i Türkçe. Biz bunları topladığımızda 100x yapar değil mi? Ya pardon, 120x yapar. Ama bunun toplamının 100 olması lazım. İşte o fazlalık olan 20x kesişimdedir. Matematiğin hepsi 70x arkadaşlar. Dışına 50x kaldı. Türkçenin hepsi 50x, dışına ne kalacaktır? 30x. İşte burada biz hepsini teker teker yazdığımıza göre bize neyi sormuş? Her ikisinde de başarılı öğrenci sayısı 6 olduğuna göre işte şu ortada kesişen elemanımız 6'ymış. Yani 20x 6 ise biz bunları 2'ye bölelim, 10x'i bulalım. 10x dediğimiz ifade 3'e eşit. Biz 10x 3 olarak biliyoruz. Her iki dersten de başarısız öğrenci olmadığına göre sınıf mevcudunu sormuş. Sınıf mevcudu zaten 100x'ti arkadaşlar. 100x eşittir 10x çarpı 10'dan. Zaten ben 10x'i 3 olarak biliyorum. Daha sonra arkadaşlar sınıf mevcudu 30'a eşittir. 10x'e onu çarptığımızda 30'u bulmuş olacağız. Bakın sorumuz çok basitleşti. Dediğim gibi tabloyu çiziyorsun. Yerini yazdığın zaman olay bitiyor. Yine bir şekil sorusu arkadaşlar. Verilenlerin hepsini teker teker yerine yazıp olayı bitirelim. Burada evrensel kümem yok. Yine A ve B kümesini bu şekilde gösterelim. Burada arkadaşlar hemen yazarsam burası A kümesi, burası B kümesi. Şimdi ben bunların hepsini bir katla eşitleyeyim. Hepsini 24'te eşitleyebilirim. Yani ben buraya 4K desem, buraya 6K diyeceğim arkadaşlar. Buraya da 24K diyeceğim. Hepsini eşitlediğimden dolayı. Kesişime 4K'yı yazdım. Daha sonra arkadaşlar B kümesinin hepsi 6K olduğu için buraya 2K yazmış olacağım. Sonra A birleşim B dediğimiz ifade. Bunları 12'de de eşitleyebilirdik. Ben böyle biraz fazla çıkarttım ama. Hepsini arkadaşlar 24K diyeceğim. Zaten 8, 6 tanesi burada. Geriye kalan hepsi yani 18K'sı da A'ya ait. Bize demiş ki B farkı A1'dir. Yani şurası 1 olması lazım. 2 tane K1 ise K dediğimiz olay 1 bölü 2'dir. Burayı bulduktan sonra arkadaşlar bizden SA'yı sormuş. SA zaten bunun hepsi. SA dediğimiz ifade 22K ise biz 22 ile 1 bölü 2'yi çarparsak cevabımız 11 olarak çıkacaktır. Yani bizden istediği cevap arkadaşlar 11'dir. Arkadaşlar bu formül çıkmaz ama yine yapalım. Çünkü var bizim müfredatta. Yani yine aklımızda kalsın. A birleşim B birleşim C'nin formülü şudur. Eleman sayısının formülü. A ile B'yi C'yi toplar. Her birinin kesişiminden çıkartırsın. A kesişim B eksi. A kesişim C eksi. A kesişim B kesişimci artı şunları tabii eleman sayısı olarak göstereceğiz. Hepsinin kesişimini ekliyorsun. İşte bu bize arkadaşlar A birleşim B birleşim C'nin formülü verecek. Şimdi biz burada arkadaşlar teker teker düşünürsek A kesişim B'ye X dedik. Tamam, buraya da arkadaşlar A birleşim kesişim C'yi sormuş benden. Buraya arkadaşlar x artı 2 diyeceksin o halde. Buraya y dersen burası y artı 2. Buraya z dersen burası da z artı 5 olacak. Şurası 4'tü pardon. Burası zaten 28'di.
Sıra sıra elemanları yazalım. Birinci 28 eşittir. A kümesi neydi? X artı 2. Onu yazdım. Artı. B kümesi Y artı 4. C kümesi Z artı 5. Kesişimi X'ti zaten. A kesişim C, Z'ydi. B kesişim C arkadaşlar Y. Ve hepsinin kesişimini bilmiyorsun. Sen zaten benden bunu istiyorsun. Burada sadeleştirmeleri yaparsak. Bakın x x artı x gitti. Eksi y, y z ile y z'ler gitti. Demek ki 28 eşittir. 6, 11 tane s. A kesişim, B kesişim, C'dir. Biz 11'i karşı tarafa atarsak aslında şöyle bir ifade geldi. 17 eşittir s. A kesişim, B kesişim, C olarak bulunacaktır. İşte bizden istediği cevabı arkadaşlar 17'dir. Yazının şu altında arkadaşlar mantık, kümeler ve sayı kümeleri diye bir konumuz var. Yani müfredat orada bitiyor aslında. Konumuz kolay bir konu. Size kısa bir özet geçersem bunu. Tam sayı nedir, reel sayı nedir, doğal sayı nedir? Hemen daha sonra sorumuzu çözeriz arkadaşlar. Öncelikle rakamdan şuraya yazalım ya. Rakamdan başlayalım. Rakam dediğimiz ifadeler sıfırdan başlar 1, 9'a kadar yazılan ifadelerdir. Doğal sayı n ile gösterilir. Sıfırdan başlar. Sonsuza kadar yazılan ifadelerdir. Tam sayılar arkadaşlar. Z ile gösterilir. Eksi sonsuzdan başlar aslında. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 sonsuza kadar gider. İşte burası negatiftir. Burası da arkadaşlar pozitif. Burası da nötr zaten bir ifade belirtmez bana. Negatif, pozitif ve nötr olarak gelir. Sonra arkadaşlar rasyonel sayılar vardır. Rasyonel sayılar A bölü B biçiminde gösterilen sayılardır. Biçiminde gösterilir. Yani bunların değeri bulunabilir. Kesirli biçimde gösterebilirsin. Bunlara ondalık sayılar girer, normal sayılar girer. Hepsini biz bunun içine yazabiliriz. Sonra biz bunu da bu arada Q ile göstereceğiz. İrrasyonel sayılar var. İrrasyonel sayı dediğimiz kavram Q'nun değili olarak gösterir ya da ır olarak gösterir arkadaşlar. Değeri tam bilinmeyen sayılardır. Tam bilinmeyen sayılar diye yazarız biz bunu. Bunların arkadaşlar birleşimi reel sayılar vardır. Ben. Biz bir tane küme çizelim. Kümenin arkadaşlar içi doğal sayı olsun. Bunun bir dışı tam sayı. Tam sayının bir dışı rasyonel sayı. Rasyonel sayının bir dışı irrasyonel sayı. Ve bunları kapsayan sayı kümemiz de reel sayı. Bunların isimlerini yazalım sıraya. Burası arkadaşlar doğal sayıdır. Burası tam sayıdır. Burası rasyonel sayıdır. Bu da rasyonel olmayan sayı. Ve biz buraya arkadaşlar reel sayı diyeceğiz. Tüm sayı kümelerini kapsayan küme reel sayıdır. Biz irrasyonel sayıların tam değerini bilmeyeceğiz ama rasyonel sayıların değerini bilebiliriz. Hangisi rasyonel sayıdır? Kökünün değerini bilmediğim için rasyonel değildir. Bunu da bilemem arkadaşlar. Rasyonel değildir. Bu ifade de rasyonel değildir. Kök 3 eksi 1. Bu da rasyonel değildir. Çünkü kök 3 eksi 1 ve kök 3 artı 1 olarak yazılmıştır. Ama bu arkadaşımız alttaki ile üstteki birbirinin tersi olduğu için ya da ben bunu eksi parantezine alırsam kök 3 eksi 1'i elde edeceğimden dolayı bunlar sadeleşir. Sadeleştiği için arkadaşlar eksi 1 gelecek ve bu bir rasyonel sayı olarak ortaya çıkacaktır. Yani cevabımız E seçeneğidir. Bir sonraki sorumdayım arkadaşlar. Sayılardan kaç tanesi irrasyonel sayıdır? Dediğim gibi irrasyonel sayıları biz tam olarak tanımlayamayız. Eksi 3'ü değerini bulabiliriz. Sıkıntı yok. Yani bu şöyledir aslında. Rasyonel bir sayıdır. Eksi 5 bölü 3'ün değeri bulunabilir. Rasyonel bir sayıdır. Eksi 2 3'ün değeri bulunamadığı için arkadaşlar irrasyonel bir sayıdır. 0 yine bir rasyonel sayıdır. 1 bölü 2 rasyonel sayıdır. Kök 4 dışarı 2 diye çıktığından dolayı rasyonel sayıdır ama pi sayısı arkadaşlar irrasyonel sayıdır. Demek ki biz buradan 2 tanesine irrasyonel sayı diyeceğiz. Videonun son sorusuna geldim arkadaşlar. Bize
A, B, C, D, E, F farklı rakamlar verilmiş ve bunlarla iki basamaklı sayılar oluşturmuşlar. Bu iki basamaklı oluşan sayıların toplamının en az değerini istiyor. Şimdi arkadaşlar soru güzel. Şöyle diyeceksin. En az olabilmesi için şu onlar basamağının az olması lazım. Misal ben birinin onlar basamağını 0 yazamam zaten. 1 seçiyorsam diğerini 2 seçmem lazım. Ve diğerini arkadaşlar 3 seçmem lazım. Tabii birler basamağında bunlardan farklı küçük olması lazım. Örneğin ben 4 seçiyorsam burayı, burayı 5 seçip burayı 6 seçmem lazım. İşte topladığımızda olayı bitireceğiz. Toplarsak arkadaşlar 15 elde var bir. Buradan da 75 olarak bulunacaktır. Toplamı en az bu gelir. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sınavımız çok güzel geçer. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmuyorsunuz. Çalışma hayatınızda sizlere başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Kolay gelsin.